Evet, 1 Mayıs geliyor. DİSK 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlayacağız dedi. Ali Morca DİSK Başkanı ile konuştu, görelim. Basın toplantımızı Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu KESK, Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği ve Türk Diş Hekimleri Birliği olarak gerçekleştiriyoruz. Bu düzen böyle gitmez. Birlikte değiştireceğiz, birlikte 1 Mayıs'a. Ekonomik kriz, işsizlik, zamlar, pandemi, borçlanma derken ülkemizde insanca yaşamak bir yana hayatta kalmak bile her gün zorlaşıyor. Emekten, barıştan, demokrasiden, eşitlikten, adaletten ve özgürlükten yana olan herkesi de bütün Türkiye'de 1 Mayıs meydanlarında buluşmaya ve omuz omuza olmaya çağırıyoruz. Yaşasın 1 Mayıs. İstanbul'da Taksim Meydanı 1 Mayıs Meydanı'dır. İşçilerin, emekçilerin bütün dünyada da Türkiye'de de 1 Mayıs'ını, yani işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma gününü kentlerin en merkezi meydanlarında, kendi belirledikleri meydanlarda kutlama hakkı vardır. Ancak 2013 yılından beri Taksim Meydanı yeniden yasaklı, 1 Mayıs'lara işçi sınıfına kapatılmış durumda. Biz bu yasağı asla kabul etmediğimizi ve Taksim irademizin arkasında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Bununla ilgili dün İstanbul Valisiyle bir görüşme de yaptık. Bir diğer taraftan tabii 2 yıldır pandemi nedeniyle kitlesel 1 Mayıs'ların yapılamadığı bir dönemdeyiz ve bütün yaşadığımız sorunlar karşısında işçi sınıfının yaşadığı yoksulluk, işsizlik, açlık, açlık sınırının altındaki asgari ücret gibi temel taleplerle kitlesel 1 Mayıs'ların yapılmasına olan ihtiyaç ve özlem de açık ortada. Dolayısıyla biz Türkiye'nin her yerinde, alanlarda, meydanlarda olacağız. Bütün kentlerde bu başvurular yapıldı. İzmir'de Gündoğdu Meydanı için, Ankara'da Tandoğan Meydanı için, bütün kentlerde, merkezi meydanlarda 1 Mayıs'lar için başvurularımızı yaptık. İstanbul'da da tabii ki bütün kurumlarla, birlikte 1 Mayıs örgütlediğimiz kurumlarla bir değerlendirme yapacağız. Ve İstanbul'da da en yaygın, en kitlesel, en coşkulu 1 Mayıs'ı hayata geçirmek için üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz. Konusunda, EYT konusunda çok sayıda vatandaşlarımız mağdur ve iş bulamıyorlar. Buradan bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Emeklilik bir haktır. Bu mağduriyetin derhal giderilmesi için gerekli adımlar atılmalıdır. Aynı zamanda tabii bütün emeklilerin de insanca yaşayacağı bir ücrete kavuşması gereklidir. O nedenle en düşük emekli aylığında en az asgari ücret düzeyine yükseltilmesi ve bu anlamda da gerekli düzenlemelerin yapılması ve emekliler için başta sağlık hakkı olmak üzere bütün sosyal hakların da bütün toplumsal kesimlerle birlikte teslim edilmesi ve güvence altına alınması önemlidir. Yani emeklilik bir haktır. EYT konusu herhangi bir maliyet ya da farklı biçimde tartışılamaz. Bu hakkın teslim edilmesi için. Bakalım tabii, yani saray asla izin vermeyecek bu işe. Göreceğiz neler olacak.